Evet sevgili seyirciler, Gazeteciler Masası'nın ikinci perdesini açtık şimdi. İlk turda özellikle deprem meselesindeki perde arkasında olup bitenleri konuşurken Kızılay gerçeği, Kızılay dosyası ortaya çıktı. Mustafa Hoş'ta kalmıştık. Mustafa bize Kızılay'ı tane tane herkesin anlayacağı bir biçimde kendi işlevinin ortadan kalkıp siyasal bir aygıt olarak neye dönüştüğünü anlatıyordu. Şimdi onunla başlayacağız. Arkasından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölgeye gitmesi, ardından da 15 gün okul tatilindeki tatil değerlendirme gerekçesiyle çocuklarıyla yaptığı tatilin bu süreci nasıl etkilediği, nasıl yorumlanması gerektiğinde konuşacağız. Sözümüz Mustafa Hoş'ta. Mustafa, kaldığın yerde rakamları vermiştin ve gidişatı ortaya koymuştun. Kızılay'ın bizim bildiğimiz Kızılay olmadığını anlatıyordun. Evet, Kızılay hani bir taraftan da bu İHA işini tarafı da var. Hani onunla bir sürü şeyler yürütüldü. Kızılay'ın yapması gereken şeyler işte önce Deniz Feneri, sonra kimse yok mu, ardından İHA. Onun yurt dışında belli bir biraz mimlenmesinden dolayı sonra Kızılay'da bu işler toplandı ve Kızılay'ın Kerem Kınık'la birlikte bir şey de değişiyor. Aynı zamanda bir yardım işi de değişiyor. Bir gün gazetesindeydi sanırım onun aldığını. 2016'dan itibaren %2058 artıyor bu bağış işleri. Bu sevinilecek bir şey gibi duruyor değil mi ilk hamlede? Ama öyle duruyor. İşte 2016 ile 2018 arasında her şey biraz farklılaşıyor. Söyledim işte 2012'de diğer bağış ve yardımlar denilen 70 milyonluk kalemin sadece hayır işlerine verilişi 8 milyon. Hani 70'e 8. 2016'dan itibaren diğer bağış ve yardımlar 1 milyar 173 milyon 63 bin lira 2016'da. Hayır işleri ve gönüllü faaliyetlere harcanan para 1 milyar 105 milyon 588 bin lira 2016'da. Yani Kerem Kınık'ın bu işin başına gelmesiyle birlikte. Kerem Kınık'ın geçmişine yani baktığında yaptığına... Bir dakika, sorduğumuz şu değil mi? Bu paralar hangi amaçla kullanılıyor? Hangi bir amaçla kullanıldığı belli. Hayır işlerinin hani madem bu kadar hayırlı bir kurum hayır işleri yapıyor. 2012'de 70 milyonun 8 milyonu harcanırken 2016 ve en son 2018'de o paranın tamamı nasıl o hayır işlerine gitmiş oluyor? Ve neden gidiyor? Bir şemada söz ediyorum. Bak şimdi bu Türkiye bir konsorsiyum yönetiyor. Konsorsiyum yönetim biçimi var. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi yok diye söylüyorum ya. Bunun bir şemasını hazırla deseler hazırlarsın ve bu bir komplo teorisi olarak gösterilir ve ya uyduruyorsun bu kadar da olmaz derler. Bu Başkent Gaz, Ensar ve Kızılay tam da bunun şeması. Paralar bir yerden geliyor. Ara istasyonda o para başka bir şekilde biliniyor. Oradan bir yere gidiliyor. Artık o para oradan kime nasıl dağıtılıyor onun takibini yapmak zor. Çünkü öyle bir takip sistemi yok. Şimdi Ensar'ın özelliği şurada. Ensar yeryüzünün en büyük kötülüklerden birisinin merkezi oldu bu ülkede. Karaman'da. Çocuklara tecavüz edildi. Çocuklara tecavüz edildi onların yurdunda ve o yurtlar kaçaktı, yasal değildi, bilmem neydi. Ensar hiçbir şekilde yargılanmadı. Hatta yargılayan konumuna geçirildi. Öyle bir şeyde ve Ensar'ın önüne kellesini, vücudunu, her şeyi iktidar koydu ve o işten sıyırdılar. Niye sıyırdılar? Şimdi daha net anlaşılmıştır bu açıdan. Çocuk mu, Ensar mı dediğinde tabii ki çocuk. Çünkü bu mekanizmayı kullanacak, edecek bir yapı ve şema karşımızda. Hani buna benzer ne var dünyada örnekleri dersen, işte bu Brezilya'da söylenen Carwash denilen o operasyonun biçimi, yapılanması. Orada tabii başka siyasi bir takım hesaplar, kitaplar da vardır Lula açısından baktığımızda ama Türkiye'de uygulanma biçimi tam da budur. Bir şöyle bir şey daha ekleyeyim burada. 2012'de Kızılay'ın personel gideri 136 milyar
Milyon. 136.320.245 lira. 2018'deki personel gideri sadece 365.496.852 liraya çıkıyor. Bu işleri yapmak için birileri bir oradan para alıyor. Danışmanlar. Yani birçoğu zaten AKP'nin kendi şeyi. Gönüllülük esasına dayalı çalışıyorum diyor başkanı. Evet öyle. Ama şirketten para alıyor. O şirketlerden aktarılan insanlara danışmandı, ya şirketin başındaydı, şuydu buydu denilen insanlara aktarılan para işte bu 365 milyon liraya denk geliyor. Niye? Çünkü bu işleri yapması için. Bir taraftan da bu Kerem Kınık için şu anekdotu da söyleyeyim. Geçmişine baktığında aynı tweet ya da açık alanda yazdığı şeyleri bir başkası yazsa şu anda içeride olurdu. Fethullahçılarla ilgili, Fethullah Gülen'le ilgili yazdığı şeyleri söylüyorum. Bu aynı zamanda bir rehin organizasyonu. Danışmanlarla ilgili şöyle uyardı beni. Maaşlarının da 16 bin lira olduğunu da burada söyledi. Şey, yani bu İbrahim Altan, evet. Deniz Fener'inden yargılanan ve aynı zamanda Deniz Fener'in de genel sekreteri olan şu anda Kızılay'ın genel müdürü aldığı para 25 bin lira. Peki, şimdi... Bu, toparlayalım mı? Var mı daha? Toparladım hadi. Varsa söyle. Yok yok sonra. Kasıtlı söyledim yani. Yok tamam bu kadar. Ya yani bu rakamlar sadece bir rakam değil. Bunlar sadece bir bilanço değil. Bir şemanın bir Kızılay gibi asırlık bir kurumdur. Kızılay ve Türkiye'nin en önemli markalarından da biriydi. Açıkça bunu da söyleyelim. Nasıl kullanıldığını ve bu ilişkiler ağı biçiminden Türkiye'nin yönetim şeklini anlatan çok önemli bir şeydir. İşte bunu, turnusol diye başka bugün bu deprem bunu da ortaya çıkarttı. Şimdi Kadri, gelelim yandaş medyanın çok severek tartıştığı bir konuya. İmamoğlu meselesi. İzin verirseniz ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Bugün de Cumhuriyet'te yazdım. Ardından sizin görüşlerinizi de alacağım. Sevgili seyirciler, ben İmamoğlu'nun bu süreciyle ilgili, yani önce Elazığ'a gitmesi, ardından da Palandöken'de kar tatiline gitmesiyle ilgili şunları düşünüyorum. Hiç kıvırmadan söyleyeyim. Yaza gideceğim. İki kere seçime girmiş, kazandığı seçim gasp edilmiş bir belediye başkanı Bodrum'a gitti diye kıyamet kopardılar. Bence hiçbir sıkıntı yoktu. İki seçim atlatmış bir adam vekalet vererek büyükşehir işleyişini hiç engellemeden doğal olarak hakkı olan tatili yapabilir. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur diye düşünüyorum. Bir. İki, devlet görevlilerinin zaman zaman halka bilgi vererek hatta tatile gitmelerinin, hatta biraz kitap falan okuyup rahatlamalarını da bu stresten kurtulması için iyi de olabileceğini düşünüyorum. Ancak Elazığ'da bir deprem oldu. Toplumun sinir ucu Elazığ'daki deprem. Hepimiz üzülüyoruz bir taraftan ama olay sadece Elazığ'la ilgili değil. İstanbul'dakiler olan bizim başımıza bir şey gelse ne olacak falan o da düşünüyor. Korkunç bir tablo var. Siyasi olarak önemli bir lider konumuna gelmeyi düşünen İmamoğlu siyasi şeyde de geleceğine de uygun bir şekilde İstanbul halkını temsilen kalkıp bölgeye gidiyor. Bu da gayet doğal. Orada yapabileceği bir şey varsa İstanbul halkı adına götüreceği bir destek ve yapacağı bir şey varsa bunu yapması da gayet doğal. Orada bilgi alıp gerekirse Elazığ ile İstanbul'u kardeş kent yapıp dayanışma ilan etmesi bunların hepsi gayet doğal. Ancak daha oradan çıkıp eşiyle birlikte bir gün sonra kar tatiline giderseniz, kar tatiline gittiğinizde de sanki bir gün önce göçük altından çıkmış hanımefendileri, beyefendileri, yaşlı insanları görmemiş, aç bir ilaç, çaresiz insanları görmemiş gibi, kayak gibi böyle hani sonuç itibariyle bayağı masraflı bir sporu yapmaya kalkarsanız, bunu yaparken fotoğraf verirseniz, sosyal medyanızdan da yurdumuzun her yeri ayrı bir güzel derseniz insana şunu sorarlar. Bir gün önceki yurdumuzun Elazığ'sı da mı güzeldi ki yurdumuzun her yeri ertesi gün güzel olsun? Yaz evinden çıkıp düğün evine gidip göbek atılmaz. Dolayısıyla ben kötü niyetli olmasa bile Sayın İmamoğlu tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum. Siyasi bir hata olduğunu düşünüyorum. Bugün yaptığı açıklamasının işte benim 9 yaşında bir çocuğum var. Onun bu yaşını atlayayım mı, ıskalayayım mı deme konusunun fevkalade doğru olduğunu düşünüyorum. Asla çocuğunun hiçbir şeyini atlamaması gerekir. Ancak bu durum özel bir durumdur. Babalık elbette çok önemlidir. Ancak siyasetçilerin maalesef çocuklarına olduğu kadar tüm ülkenin çocuklarına da sorumluluklar olduğunu hatırlatmamız gerekir. Ben
adalet terazisini, bunun aynısını AKP'li bir belediye başkanı yapıyor olsaydı tefekor oynardık. Dolayısıyla ben kendi payıma bunu Cumhuriyet gazetesinde bugün yazarken bu duygularla yazdım. Buradaki görüşüm de İmamoğlu'nun belki hesap etmediği bir hatanın içinde olduğunu düşünüyorum. Ve sözü Kadri sana veriyorum. Çünkü siyasetçinin verdiği poz samimiyetle olmak durumunda. Bir gün önce ağlarken ertesi gün güldüğünüz zaman İmamoğlu'nun toplum tarafından sevilmesine neden olan samimiyeti istemese de tartışmaya açık olabilir. Bu arada havuz medyasına da gönüllü olarak malzeme vermiş oluyorsunuz. O da arayıp da bulamadıkları şey. Başka bir şey konuşacakken bununla gündemi çarpıtmaya çalışıyorlar. Evet. Ben de bir soruyla başlayayım. Aslında sana sorayım. Ben de bir soru sorayım sana. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Elazığ'a gitmeseydi hiç. Erzurum'a da gitmeseydi. Kimse ona sorar mıydı acaba niye Elazığ'a gitmiyorsun diye? Ben sormazdım. Sen? Ben de sormazdım. Aklına gelir miydi? Yok, ama şunu sorardım. İstanbul Belediye Başkanı İstanbul halkı adına Elazığ'a nasıl bir dayanışma gösteriyor diye tabii sorardım. Koordinasyon. Bravo. Ekip gitti ya işte zaten. Beni ilgilendiren o. Peki. Kendisinin gitmesi peki. Değil. Oraya yetkililerini, varlığını hissettirsin tamam. İsterdim. İkinci soru. Elazığ'a gitmedi, Erzurum'a Kaya gitti. Eleştirilerin daha mı ağır olurdu, daha mı farklı olurdu, daha mı nasıl olurdu? Bir tık daha hafif olurdu. Ama yine aynı eleştiri yapardım. Yani ama bu düğün evi, yas evi kıyaslamasını yapmazdım. Yapmazdım ama yine de. Ama Türkiye işte yine de, bir yas şöyle, evine dönüşüyor. Türkiye, deprem oldu. Türkiye koca bir yas evi çünkü. Bir de yani onun da tabii sahtekar tarafını biliyorum. Bir de şunu düşünürdüm orada izin verirsen onu söylemek istiyorum. O da şu, bir siyasetçi eğer geleceğinde öyle görülüyor. Tüm Türkiye'yi yönetmeye yönelik mesajlar veriyorsan attığın her adımda da dikkat etmen. Gerekir. Peki, ben de buradan başlamak istiyorum. Şimdi diyorsun ki bir siyasetçi tüm Türkiye'yi yönetmeye evet. Dönük mesajlar veriyor. Ben de naif ve safiyane bir şekilde aslında Türkiye'nin İstanbul'unda hep İmamoğlu'nun tekrarladığı bir 16 milyonluk şehrinde iyi bir belediye başkanlığı yapmasının kendisinin ön koşulunun tüm Türkiye'nin sorunlarının, Elazığ'ın sorunlarının ve tüm Karadeniz, Güneydoğu, Akdeniz, neresi aklınıza gelirse, tüm Türkiye'de yaşanan sosyal, ekonomik sorunların doğrudan yansıdığı bir şehir olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu şehirdeki muazzam sorumluluk ve külfet yükü altında yaptığı bu görevin gereği olarak, tüm Türkiye ile alakadar olmak zorunda hissettiğini düşünüyorum kendisini ve bu doğrudur. Yani şöyle kimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sen niye şuraya gittin, sen niye Cumhurbaşkanı gibi hareket Elazığ ediyorsun? Elazığ için söylüyorsun. Elazığ için de daha önce de başka yani yerler. Toplumsal olaylarla ilgili yani. Toplumsal olaylar olsun. Tabii haklıdır. Çünkü şöyle Türkiye'de İstanbul'da kaç yüz bin Elazığlı yaşıyor acaba? Tabii. Sivas. Türkiye'de mesela İstanbul'da kaç yüz bin milyon hatta Sivaslı yaşıyor. Karadeniz 2,5-3 milyon olduğunu biliyoruz. Tabii. Karadeniz. Bütün bu sorunlar İstanbul'a yansıyor ve dolayısıyla İstanbul'dan da yansıyor tüm Türkiye'ye. İstanbul Türkiye'nin kalbi. Dolayısıyla Türkiye'nin İstanbul'u yöneten iyi bir belediye başkanı Türkiye'nin neresinde bir problem varsa oraya gitmek, onlarla ilgili o problemle ilgilenmek o insanlarla temasa geçmek zorundadır ki İstanbul'da iyi bir belediye başkanlığı yapabilsin. Çünkü Elazığ'daki depremin İstanbul'a yansımaları olacak. Burada hemfikiriz. Burada hemfikiriz. Şimdi oraya gitti, sonra da kalktı Erzurum'a gitti. Ben bunun, bu hareketinin ortam algılaması açısından ve iletişim açısından yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğru yapma yani. Hata yaptı. Hata. Savunması doğru mu? Bence değil. Savunması şöyle, orada ben biraz nüanslı düşünüyorum. Savunması doğru fakat yanlış zamanda yapıyor bu savunmayı. Yani bu öyle bir noktada yapıyor ki bunu
anlayış gösterilmesi toplumun geneli tarafından, büyük çoğunluk tarafından dakika, kendisine oy verenler. Sen savunması tarafından. Doğru mu derken ben zamanlama özü doğru. İtibariyle yani yanlış çocuğu, zaman. Çocuğunu tabii ki ıskalama. Ya, tabii, yani ama bu ıskala. Olayın üstüne ıskala. Orada ıskalayacaksın. Tabii. Yani orada ya bunu herkes yaşıyor. Tabii. Yani yoksa genel doğru. Genel olarak genelde doğru. Genelde ıskalama tabii. Ama şu da var. Yani şu an Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu gerçekten dünyanın en uzun, en meşakkatli seçim kampanyasından hata yapmadan çıktığını kabul etmemiz lazım. Doğru. Ve İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı mazbatasını aldıktan sonra 23 Haziran'da işte gittiği bir yine şanssızlığa uğradığı bir Bodrum tatili var galiba. Hı-hı. Değil mi? Bodrum muydu? Evet. Bodrum. İstanbul'da bazı bölgelerde sel yaşandı, sel felaketi. Bunu yine tefe koydular. Yani iktidar medyası bunu yine tefe koydu. Ama o zaman bu kadar işte yani ortada Elazığ'da ölüler, insanlar var, ölen biz insanlar, hak vermedik ama bine kadar yaralı var vesaire. Ama o zaman başka bir atmosfer vardı. Artık üzerinden 6 ay geçti, 7. aydayız ve artık şartlar değişiyor. Yani zemin değişiyor. Şimdi ilk 6 ayda daha erken diyordu insanlar ve biraz da yani bu insanın da tabii tatile ihtiyacı var. Çünkü yani neticede kampanyanın ilk 3 ayını Erdoğan yaptı. Sonra Nisan'da iptal edildi seçimler. Haziran'da tarih verdiler. Bu sefer Binali Yıldırım'ı sürdü Erdoğan sahaya. Yani Erdoğan bu kadar yorulmadı kampanyada. Ama her şey, bütün olay İmamoğlu'nun sırtına binmişti ve geçti bütün testlerden. Burada artık bence mesela İmamoğlu'na karşı toplum şu Erzurum kayak tatili meselesi, Elazığ'daki deprem mesela. Şöyle düşünelim. İmamoğlu İstanbul'un çok çok önemli bir sorununu bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde çözseydi ve yani bu deprem daha geç bir tarihte olsaydı. Misal, ben çocukluğum, doğma büyüme İstanbulluyum. 60'lı yıllarda hatta 70'lerin başına kadar ben musluktan su içerdim. Musluk suyu içilirdi. Okulda çeşmeden akan suyu içerdik. Evet. Şimdi yani mesela hani sorunlar taşradan İstanbul'a yansıyor, Türkiye'den İstanbul'a yansıyor, İstanbul'dan da tüm Türkiye'ye yayılıyor ya. Etkileşim çok büyük. Yani mesela İmamoğlu 16 milyonluk şehri musluk suyu, içme suyu sorununu çözen adam olsaydı, bazı basit filtre yöntemleriyle falan vesaire, emin ol bence toplumun ona karşı bir tolerans marjı olurdu, yüksek olurdu. Yani bazı küçük hatalarını görmezden gelmeyi tercih eder. Çünkü çok büyük hizmetler yapmış bir politik figür olarak temayüz edecekti. Şimdi henüz o noktada değil. Ben mesela kendisinden bunu bekliyorum açıkçası. Yani İkisi bir büyük yani iş olsun. Ben mesela hedefler arasında bunu görmedim, duymadım. Ama ben olsam mesela hani 23 Nisan belediye başkanı olsam ben, yani İstanbul'un içme suyu sorununu çözeceğim. Herkes musluktan su içeceklerdi veya ben hatırlamıyorum, yanlış olmasın. Ama böyle bir şey olsaydı gerçekten ve İstanbul'u ziyaret eden Elazığlılar, ya adam İstanbul'da ne yap, bak musluktan su içiyorsun falan İstanbul'da. Çünkü bütün İstanbul'a herkes gelmiyor mu? Bütün Türkiye yılda en az bir kez bir İstanbul'a gelir. Orada musluktan akan suyun içildiğini herkes görmeyecek mi? O dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılmayacak mı onun şöhreti? Yayılacak. O zaman yani İmamoğlu'na da büyük işler başarmış bir insan olması nedeniyle daha toleranslı bir bakış olacaktı. Bu tür küçük hataları, göreceli küçük bir hata olacaktı bu. Ama şimdi öyle değil. Çok nazik bir anda yaptı bu hatayı. Yani hani 1,5 yıl sonra, 2 yıl sonra İstanbul'da büyük işler başarmış bir belediye başkanı ki ben başaracağına inanıyorum. Çünkü görüyorum, anlıyorum. Yani birincisi stratejik bakıyor meselelere. İlişkilerini ona göre tanzim ediyor vesaire. Ama bu tür hatalar yapmaması lazım. Gerçekten bunun bir hata olduğunu da peki, kabul etmesi lazım. Bence kabul etmenin de pek çok yolu var. Yani kendisine daha fazla zarar vermemesi açısından veya bunu unutturması lazım büyük bir hizmetle en azından. Ceyda, şimdi
Bu meseleyle ilgili görüşünü soracağım ama bir şey daha ekleyerek soracağım. Hatta Kadir ve Mustafa da bu devreye girerse iyi olur. Şimdi yurttaşlarımız Erdoğan'ın bize hediye ettiği kutuplaşmadan dolayı bize örneğin muhalefeti eleştireceğimiz zaman sürekli şimdi sırası mı gibi bir anlamsız uyarıda bulunurlar. Bunu kenara koyuyorum. Bu olayda da mesela birçok insan görmezden gelme eğilimi içerisinde de oldu bir taraftan. Ben bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçileri seviyor olmamız, siyasetçilere oy veriyor, seçmen oluyor olmamız, büyük anlamda politikalarını onaylıyor olmamız ya da partilisi oluyor olmamız, müridi olmamız anlamına da gelmez. Bunu da içine alan bir İmamoğlu tahlili yapar mısın? Çünkü ben yurttaşlarımızın da bazen körleşmesinin İmamoğlu gibi siyasi figürlere faydalı olmadığını da düşünüyorum. Eleştirilerek bir figürün gelişeceğini düşünüyorum. Ha görüşü tamamen doğrudur. O ayrı mesele. Sen ne diyeceksin bu konuda? Vallahi dayatma yapmayalım diyeceğim önce. Yok, ben şey açıdan söylüyorum. Sen aksini düşünebilirsin. Ama bizim gibi düşünüp söylememeyi söylüyorum. Yok, yani tabii ki söyleyeceksiniz. Şimdi mesela ben de sizi dinlerken ki daha önce de aklıma gelmişti. İletişim hatası olarak politik anlamda. Ben de ilk gördüğümde öyle düşündüm. Yani şimdi böylesine büyük bir depremin sonrasına denk gelmiş olması sıkıntılı hakikaten. Kendi politik arzuları açısından, çünkü devam etmek istediği anlaşılıyor. Bu kamusal hizmeti başka noktalara götürmek istediğini anlıyoruz. Ben de bunu düşünüyorum. Ancak ben sizden biraz daha farklı bakıyorum açıkçası. Ben de inanamıyorum kendime bu anlamda, daha eleştirel normalde olmam gerektiğini düşünürken. Şimdi politikacılar, belediye başkanı da bir politikacı, politikacılar insanüstü yaratıklar değil bir kere. Yani onlar yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, evleri var, evlerine gidiyorlar, uyuyorlar. Şöyle bir hepimiz öyleyiz aslında. Hepimiz bir görev yapıyoruz. Çok da çalıştığımız zamanlar oluyor. Günde 10 saat çalışıyoruz, 15 saat çalışıyoruz. Çok olağanüstü durumlarda daha da fazlasını yaparız elbette ama burada benim anlamadığım şey şu. Kadri güzel söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bizim adımıza, bu kent adına yardımları koordine edip hızlıca oraya sevk etme durumu, değil mi? Gitmese de bu sevkiyatı yapma. Çünkü o başkan. Yani gidip akutçularla beraber şey de yapabilir o zaman. Enkazdan insan çıkartma da yapabilirdi mesela. Ama o onun görevi değil. Onun görevi İstanbul halkının yardımlarını koordine edip deprem bölgesine en seri bir biçimde ve en adil bir biçimde ulaştırılmasını sağlamak. Bunu yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi adam ben açıklamasını çok dürüst buldum açıkçası. 400 günde 8 gün tatil yapmış. Bakın izleyicilerimiz kendilerine sorsunlar. 400 gün çalışıyorlar, sadece 8 gün tatil yapıyorlar. Özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Kimse 400 günde 8 gün tatil yapmasını eleştirmiyor. O 8 günden bir tanesinin buraya denk gelmesi. Ben şunu söyleyeceğim. Ben de şunu hatırlıyorum. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gecesi mi sabaha karşı neyse TMSF dansöz oynattı Çırağan Sarayı'nda bu memlekette. Memnun mu olduk? Hayır, memnun olmak değil mesele. Şimdi burada muhalefete gelince çakacak malzeme bulmak. Bizim konuşmamız gereken 65-70 milyar TL'lik deprem vergileri hepimizin cebinden zorunlu ödediğimiz o vergilerin nereye gittiği. Karşımızda bir cumhurbaşkanı var, hesap vermem diyor. Ama yani, bunu konuştuk. Bir dakika yani, ama asıl vakayı bu iş magazinel bir biçimde bel altı vurmaya geliyor. Ha iletişim hatası, evet yani iletişim hatası ama pazartesi günü okul açılıyor. Yani çocuğu okula gidecek. Değil mi? Ergen yaşta bir tanesi, öbürü 8 yaşında. Ben bilmiyorum, izleyici herkesin fikri farklı olabilir. Daha çok tatil yapsa. Yani. Ama benim burada bakacağım şey şu. Bir politikacı lider konumunda, yani enkazdan adam çıkartmakla mükellef değil. Bir politikacı ve bir kamu görevi yapan, bir icra eden, bir lider pozisyonda bir insan bir şeyleri organize eder. Yapılmasını sağlar. Her şeyi kendisi yapmak durumunda değil. 72 saat boyunca
48 saat boyunca enkaz bölgesinde beklemek durumunda değil. Oradan sonra İstanbul'a gelmiş ya da son iki gün oğluyla, kızıyla geçirmek için oraya gitmiş ve bunu da söylüyor. Biz şimdi ben biraz şuraya takılıyorum. Türkiye toplumu sahtekarlığa çok alıştı. Yani gizlice Ümre'ye gidiyorum diye başka yerlere gidilmesine, din pazarlanırken kumar masalarında fotoğraflarının çıkmasına, yani her şeyin saman altından su yürütülerek, halının altına böyle saklanarak yapılması, sonra ortaya çıkınca da hop üzerinden geçilmesine çok alışılmış durumda. Belki biraz normalleşmek gerekiyordur, bu anlamda söylüyorum. Ben biraz böyle bakıyorum. Ben açıkçası fazla bir tepki göstermedim buna. Şuna baktım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kamusal sorumluluğunu yerine getirmiş mi getirmiş? Araya gireceğim. Şimdi bunun bir hata olduğu, çok özür dilerim. Bunun bir hata olduğu yadsınamaz. Bu çok, bir hata. Çok açık. Yani çok açık kullanılacak bir hata. Tabii ki. Öyle bir şey. Tabii ki. Ona bir şüphem yok. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki iktidar medyası bunu kullanacak. Kullanacak. Diğer taraftan da yani iktidarın unsurları, iktidarın bakanları, cumhurbaşkanı, işte üst düzeydeki diğer bütün figürleri de tatil yapmıyor mu? Yapıyor ama biz bilmiyoruz yaptıklarını. Bazen işte, ortadan kayboluyorlar. İşte. Üç gün, dört gün nerede oldukları belli değil. Fakat aslında tatil yapıyorlar. Ve hiçbir zaman tatil yaptıklarını gizli açıklamıyorlar. Yani bunu tatil gizli kötü bir şeymiş gibi algılamak da çok saçma bir şey. Tatili ben de şu açıdan diyorum. Tatil kötü bir şey değil. Bütün siyasetçiler keşke çok dinlenebilseler. Daha çok fazla yapabilirler. Ama arkadaşlar şey karıştırmayalım. Biz tatili tartışmıyoruz. Ama burada tatil tartışmıyoruz. Yani çok biz doğru. Burada deprem ağzımdan tartışmalıyız. Aldım. Bu magazin. Hayır. Bu magazin değil. Ben magazin olduğumu düşünüyorum. Bunun magazinle falan bir alakası yok. Böyle bir alakası yok. Ben de hiç magazin olmuyor. Şimdi yani. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Önce ben kendi vicdani görevimi söyleyeyim. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ben ya da bir başka bakanın oraya gidip fotoğraf verdikten bir gün sonra bir de oradan geçip bilmem ne dağında çocuklarımla tatil yapıyorum diye bir fotoğrafını görsem İmamoğlu ile ilgili yazdıklarımın aynısını yazardım. Dolayısıyla bence bu magazin değil, Türkiye'nin en büyük kentinin, dünyanın en önemli kentlerinden birisinin başkanı olan bir kimsenin iyi niyetli bile olsa, evladı için bile yapmış olsa zamanlama hatası olarak görüyorum. Çünkü İmamoğlu'nun üzerine de çok gitmek istemiyorum. Çünkü ana konu o değil. Ana değil. Konu başımızda bir tek adamın deprem vergilerini istediğim yere harcarım, hesap vermem demesi. Lakin Ceyda'ya söyleyeceğim şey şu. Aslında Türkiye gibi ülkelerde, yani bizim koşullarımızdan kaynaklı olarak iki kere ihtiyatlı olması gerekiyor muhalefet siyasetçilerinin. Çünkü attıkları her adım iktidarı konuşmanın önüne de engel oluyor. Yani şu resim olmasa malzeme bulamayacak şeyler, ne denir o, yandaş medya. Yani bir de öyle bir dert de var. Malzeme bulamadığı yerde kendisi malzeme çıkartabiliyor zaten. Yani şimdi o kadar büyük sahtekarlıkların arasında yaşıyoruz ki biz. Oraya ilk gittiğinde Elazığ'a ne işi var orada tartışıldığını da söyleyelim. O da tabii çok terbiyesiz. O çok anlamsız bir tartışma. Çok kolay çünkü. Yani çok kolay cevap içinde verilir. Bu söyleniyor. Şimdi sen bir dakika çok anlamsız değil. Adam gittiği için bu söyleniyor. Gider. Yani ne yapsa zaten. İstanbul Belediye Başkanı gider. Onunla Erzurum'da kar tatilinin alakası yok. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı aslında Türkiye'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Dur tabii. Olur. Sorumlu. Ayrıca da şunu da söylemek istiyorum sözü sana bırakmadan önce. Şunu da kabul edelim ki nihayetinde aslında devletten çok kimsenin orada olması çok da faydalı bir işte değil. Çünkü protokolden dolayı çalışmalar aksıyor. Bu da ayrı mesele. Baksanıza Serdar'ın haberine. O da ayrı mesele. Evet Mustafa, sen ne diyeceksin bu meselede? Önce olayın özü, yani bir strateji hatası mı? Strateji hatası ya da bilmem neyi Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği politik şey belirler. Ekrem İmamoğlu bu tip şeylerde çok hassasiyet gösteren bir siyasetçi profili var bende. Eyüp Sultan'dan 1 Mayıs Marşı'na kadar bir her şeyi hesap eden birisi Elazığ'dan Erzurum'u da hesap etmeliydi. Bu kadar basit. Yani pardon, o söylediğin şey şu. Yani hem Eyüp Sultan'daki hassasiyeti hem 1 Mayıs'taki hassasiyeti dengeli tutan çapta bir siyasetçi bunu görür zaten diyorsun. Aynen, görmesi lazım. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi bu bir ahlaki çizgiden bahsediyoruz değil mi? Hani depremden sonra
tatil ya da bir eğlence, onu da böyle hani tatil de kötü bir şey gibi, çocuklar gibi algılatması da çok yanlış geliyor. Hani şununla övünülmesi çok saçma geliyor bana. Çok az tatil yaptım. Çok az tatil yaptığın için böyle oluyor her şey. Biraz uzun yapın, rahat, dinlensin zihin, beden. O ayrı bir tartışma. Şimdi bu ahlaki çizgiyi önemsiyorum ama. Şimdi kim diyor bunu Ekrem İmamoğlu'na? Atatürk Havalimanı'nda 40 kişi öldü iş saldırısı olduktan sonra. Hemen aynı gün Osman Gazi Köprüsü açıldı. Osman Gazi Köprüsü üzerinde göbek atıldı bu ülkede. Bu insanlar ahlaki bir çizgi belirleyemez. Buradan tartıştıramaz bu konuyu. Çukurca'da 8 asker öldü aynı gün. Ve Sümeyye Erdoğan evlendi o gün. 8 askerin şehit olduğu. Hepsi yanlıştı. Ya yanlışı doğrusu değil. Bak bir ahlaki çizgiyi kimin çizeceğini belirleyeceğini anlatmaya çalışıyor. Hayır yani bunları biz eleştiriyoruz diye. Biz, ama kendi tarafından bunun en ufak bir eleştirisi oldu mu? Olmadı. Bunun, o yüzden bu insanların ahlaki bir çizgi belirleme hakkı yok. Ve yani konuşamaz. Onlar değil zaten biz konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Hayır onlar konuşuyor. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Onlar gündem yaptığı için konuşuyoruz. Senin, senin tepkin olacak mıydı? Olmayacaktı. Hayır olacaktı. Ben bunu söylerdim ama şunu söyleyeyim lazım. Bu ahlaki çizgiyi oturtacak olan insanlar şöyle bir şey tartışamaz. Hadi sıkıysa Ekrem İmamoğlu'nda konuş. E konuştuk ne olacak? Siz konuşmadığınız siz için Türkiye bu halde. Mesele orada onların konuşmasını sağlamak. Biz söyleriz ne olacak ki? Söylüyoruz da zaten konuşuyoruz da. Hiç lafımız yok. Her durumda sakınıyor? Her durumda gündem olurdu bizim sonra açısından. Sonra devam ediyor. Çorlu tren faciası oldu. 25 insan öldü. Ve ihmallerden dolayı öldü. Aynı gün Tayyip Erdoğan 41 fare top atışıyla büyük şenliklerle makamına geldi. Oturdu. Şimdi benim tepemin attığı bir tweet var. Ben izin verirsen onu okuyacağım, devam edeceğim. Çünkü benim tepem atınca tutam. Arkadaşlarım adına konuşmuyorum, kendi adıma konuşuyorum ama ben sinirlenince çok sinirleniyorum ve artık 50 yaşıma geldim ve sinirlenince içimde tutacak değilim. Orhan Uğuroğlu bir tweet atmış. Halk TV'de Ekrem İmamoğlu hatalıdır diye yayın yapıyor. Altyazı demek istiyor, altyapı yazmış. İmamoğlu'nun tatil tartışması şeklinde. Evet böyle bir yayın yapıyoruz. Çünkü biz gazeteciyiz. Çünkü Turgut Özal'ın çantacılığını yapmadım ben. Tamam mı? Yapmadık. Ve daha trajik olan bizi Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, bilmem Ekrem İmamoğlu'na etiketleyip gammazlıyorsun. Birader gazeteci misin, jurnalci misin? Biz açık bir yayın yapıyoruz. Kılıçdaroğlu'na zaten sen söylemesen danışmanları söyler. Ne yapalım yani? Buradan kovulalım mı? Kovulalım. Sen mi gelip oturacaksın? Gel otur. Ya bu utanmazlıkla Türkiye zaten bir yere gitmiyor. Senin Özal zamanında ne halt ettiğini ben biliyorum. Hepimiz de biliyoruz. Bak buradaki hiç kimse çantacılık yapmadı. Siyasetten beslenmedi. Hemen ara Kılıçdaroğlu'nu ben cep telefonunu gönderirim sana İmamoğlu'nun da. Söyle Enver böyle bir gündem yaptı de diğerleri de konuşuyor diye. Bu ne utanmazlıktır ya. Ya şimdi bak. Ya, bak bu jurnalcilik, bu sağcı jurnalcilik, bak bu muhalif diye geçiniyor tamam mı? Bunlar Özal'ın çantacısıydı zamanında. Gazeteci falan değil. Tamam mı? Ben şimdi beni konuşturma, belgeleri çıkarttırma burada senin ne mal olduğunu. Bu gazı kanaldan gitti diye tamam mı? Sanki ben göndermişim ya da arkadaşlarım göndermiş. Mesele şu, kardeşim biz her şeyi konuşacağız. İmamoğlu zor bir sınav verdi. Burada Kadri Gürsel dedi ki, bir sürü testten geç dedi. Ceyda dedi ki büyütüyorsunuz dedi. Burada da ahlaki bir ölçü koydu. Ben de Cumhuriyet'te bir eleştiri yaptım. Yanlış da olabilirim. Ama bu jurnalcilik kötü bir huy. Gerçi senin soyuna uygun gazetecilik soyuna ama neyse. Bu benim sözlerim, arkadaşlarımın değil. Ama bu sağcılık büyük problem. Sağcılıkla ilgili. Yani bu sadece sağ değil. Bu bir karakter sorunu. Bu bir karakter sorunu. Ya bunu beni ayrıca kimi jurnal diyorsun ya? Tanırsın işte aç telefonu söyle. Hayır ben sana Kılıçdaroğlu'nun cep numarasını da vereyim. Ekrem İmamoğlu'nu da vereyim aç söyle. Olmuyorsa şimdi danışmanları açsınlar sözle. Böyle yazdım. Ya bugün yazmışım yazıyı. Sen kimi jurnal diyorsun? Bak, neyse, ahlaki çizgiden devam ediyoruz. Bu da bir ahlaksızlık. Ahlaki çizgi o esnadan önemlidir. Hani bunun çerçevesinin nasıl çizildiği, nasıl tartıştırıldığı önemlidir. Soma'da 301 madencinin öldüğü yerde madenci tekmelemiş adamlar ahlaki çizgi belirleyemez. Çok net. Buradan belirledikleri zaman şöyle bir yanlışa düşüyoruz. Kendini
objektif ya da daha duyarlı, insani bir şeymiş ispatlamak için Ekrem İmamoğlu'na laf söylemek ya da CHP'ye ya da İYİ Parti'ye ya da Saadet Partisi'ne neyse AKP'nin dışındaki diğer bileşenlere laf söylemeye zorlanmak zaten doğru bir şey değil. İnsani ve vicdani refleksi var ve bakış açısı var. Gazetecinin görevi, yani bir de şu acayipleşti bir ülke, gazetecinin görevleri, yapmak istedikleri evrensel ilkelerle belirlidir. Yani övmek ya da savunmak değildir. Bu başka bir şeydir. Türkiye'nin geldiği bu çukur, bu korkunç hal, işte herkesin buradan ispiyonlamaya kalkışması ya da işte bir ahlakı olmayanların ahlak satan bir hale gelmesinin temel nedeni de budur. Gazetecilikten ya uzaklaşılmış şimdi, olması. Şimdi de giderek söyleyeyim. Kamuya açık bir yayının yani, ispiyonlanması olur mu ya? Ya yani biz olur, neredeyiz? Gizli mi? Yani evin oturma odasında mı konuşuyoruz biz? Burada. Ya oraya takılma. Neyse. Hakikaten takılma. Bunun önemi yok. Daha ciddi bir şey var. Dediğim gibi ya, şöyle bizim vicdanımızla sürekli bizi dövüyorlar bu ülkede. Doğru söylüyorsun. Kendi vicdansızlıklarını hiçbir şekilde gündeme... Çok bak doğru. Her gün... Bu Ensar'daki çocukların intikamını almaya çalışan bir güruh ahlak mı öğretecek bana ya? Öğretemezsiniz kardeşim. Ama sen onlara yönelik konuşuyorsun. Yani sonuçta buradaki eleştiriler bizim kendi eleştirilerimiz. Buradaki eleştiri olsa direkt söylerim zaten. Hayır şunu manada söylüyorum. Bu tartışma biçimi. Bak bizim söylediklerimizi söylemiyorum. Yani bir şeyi ben anlatamıyorum. Hayır yani çok ben iyi anlatıyorsun. Bende bir sorun vardır ama hayır, şey iyi. Açısından söylüyorum. Bunlar bize ahlak dersi veremez ama biz ahlak, kendi öz eleştirimizi... Ya bunu zaten öz eleştirilir. Bunu söyleriz, ederiz. Bunun için bir şey ispatlamaya gerek yok. Bazılarının sırf daha objektif ya da daha vicdani ve insaniymiş gibi Ekrem İmamoğlu ya da başkalarına saldırmasının kaynağını anlatıyorum ben. Evet. Sen vicdanlı bir adamsın. Ve gazetecisin, gördüğünü aktarırsın, bu kadar basit. Ya da sorulduğunda doğru mu diye yanlış. Bu kadar basit, bu kadar gelip geçer. Ama buradan bir yüksek bir adalet, yüksek bir vicdan, yüksek bir ahlak çıkarmaya çalışanın ahlaksızlığını deşifre etmektir doğrusu olan. Doğru. Bunu yapmadıktan sonra bunu söylemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bak bu ülkede... Arap kralı öldü diye yas ilan edildi. Onlarca şeyler oldu. Bir günlük yas ilan etmemiş adamlar. Gelip Elazığ'daki insanlar üzerinden vicdan ve adalet satamaz. Ve ayrıca da şöyle bir durum var. Bak Elazığ, benim gördüğüm Elazığ'da şöyle. Bu ülkenin insanlarının oraya yardım için nasıl çırpındı? Bu onlar olduğu için değil. AKP olduğu için değil. AKP'nin gücü ya da devlet yönetme biçimi olduğu için değil. 99'da da böyleydi. Ne büyük ahlaksızlıktır. 99'da sanki tüm bunlar olmamış gibi insanlar cebindeki son kuruş parayı oraya vermemiş gibi yapmış gibi. En büyük ahlaksızlık nedir orada? Saddam konutlarında oturup Saddam'ın asılmasına onay vermektir. Peki. Bu konuyu geçelim mi? Yeni konuya geçmek için. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Biz programa, yani çok kısa, biz bu programda Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Türkiye'nin iç ve dış gündemini konuşuyoruz. Türkiye'de konuşulan şeyleri konuşuyoruz. Farklı görüşlerimiz de oluyor. Evet. Çokça da oluyor. Ve demin sözünü ettiğim o sahtekarlık, halı altına süpürme, üstünü örtme. Zaten Türkiye ne çekiyorsa... Bu zihniyet yapısından çekiyor. Mustafa'ya tümüyle katılıyorum. Biz öyle bir şey yapmıyoruz ama gazetecilik sorumluluğumuz gereği görebildiğimiz noktaları, araştırabildiğimiz, saptayabildiğimiz şeyleri ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bunun şeyi nedir anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Programın yöntemiyle ilgili seyircilere bir bilgi vereyim, devam edelim. Programın yöntemi şu. Şöyle bir tür takım kaptanlığı yapıyor editör olarak. Bizim WhatsApp grubumuzda herkes gündem önerilerini ortaya koyuyor. Ve o gündem önerileri daha sonra birlikte değil mi karar veriliyor. Ve biz bu gündem önerileri içerisinde bir sıralamayla benim yani arkadaşlarımla birlikte mutabık olduktan sonra bu sıralamayla ben bu programı yönetiyorum. Buradaki 4 gazeteci de bu mesleği yapan insanlar da bu konular Türkiye'nin konusu olduğu için konuştuk. Ve çok da güzel bir şey oldu. Farklı fikirler ortaya çıktı. Bunu değerli buluyorum. Bir de şuna bakmak lazım. Yani şimdi burada biz yani iktidar medyası İmamoğlu'na bu açıdan saldırıyor diye bu konuyu görmezden gelmemiz halinde
tam da Mustafa'nın söylediği ahlaksızlıkları, çifte standartları tartışma zeminimizi oluşturamayız en başta. Kaybederiz. Yani kaybederiz. Çünkü yani o zaman herkes kendi mahallesinin, kendi mahallesindeki hatayı, ben buna bak hata diyorum, suç da demiyorum. Suç yok tabii, hata. Suç yok, bu hata. Hata sadece. Ama Mustafa'nın dediği de çok doğru tabii. Yani ama bu hatayı böyle büyütüp, milletin gözüne sokup, ondan sonra bunun üzerinde tepinme hakkını kendinde görenlerin yediği herzeler geçmişte burada hatırlatıldı. Çok iyi oldu. Dolayısıyla enteresan bir vicdansızlık örneği çıkıyor burada ortaya. Kendileri her şeyi, kendileri muhalefete dair eleştirilen her konuda misliyle artık şirazesinden tamamen çıkmış şekilde yapıyorlar eleştirdikleri konuları. Ancak İmamoğlu tatile çıktı mesela. İmamoğlu tatile gitti eleştirisi. İmamoğlu şarap içilen bir sofraya oturdu. Mesela kaz yedi. Bu da olabilir mesela. İmamoğlu kaz yedi. Oldu bunlar oldu. Oldu işte. Hayır, yani. Şu da olacaktı. Bu da ayrı. Ama burada biz bunu deprem bağlamında tartışıyoruz. Adama İmamoğlu'na şunu yapacaklardı. İmamoğlu gidince niye gitti? Gitmeseydi niye gitmedi olacaktı? Tabii. Bir de orada şöyle. Yani o ayrı ama ben ne yapayım? İmamoğlu belediye başkanı. Evet. Nasıl konumlandırıyorlar şimdi? Meclisleri de. Geleceğin. Cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırıp şimdiden yıpratmaya kalkmış. Hı-hı. Ya orada görüyorsunuz ama oysa bir belediye başkanı bence zaten burada temel yanlışlık belki de oraya düşüldü. Ya önce belediye başkanı. Evet. Belediye başkanı az önce söylediğin şey var ya o hizmet musluk şeyi. Tam da o belediye başkanı olarak yaptığın her şey bir yere taşır taşımaz. Ama şimdiden kendini böyle konumlandırdığın zaman sonuçta bu tartışmanın da odağında yer alırsın ve aynı zamanda bir yıpratılma objesi haline de gelirsin. Bir de ülkenin şartları kaçılmaz şekilde kendisini öyle konumlandırıyor. Bir de orada şöyle bir şey var. Bence Türkiye şundan artık kurtulması lazım. Bu kadar melanetten sonra yaşanan ülkenin yaşadığı şeyden sonra Türkiye'nin kahramana ihtiyacı yok bence. Türkiye'nin buradan çıkabilecek bir birlikteki bir güce, bir büyük bir sete ihtiyacı var. Bu tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Birazcık da orada da bir yanlışlık yapılıyor diye düşünüyorum. Ceyda'ya geçiyorum. Peki. Şimdi Ceyda, bundan bir süre önce sanırım ilk programda Erdoğan'ın bu bizim geleneksel baba figürlerinden farklı olarak babamız olmaya niyetli olduğu konusunu konuşmuştuk. Şefkatli olmayan, çocuklarını ayıran bir baba olduğunu söylemiştik. Ve Orta Doğu'da bu tür baba figürleri yaratmanın da bir yönetim biçimi, bir ideolojik durum olduğunu söylemiştik. Bu baba bize dedi ki kentlerimizi korumak için bir yeni işte önlem alacağız falan derken bekçiler meselesi ortaya çıktı. Kanun teklifi meclis komisyonundan geçti. Popüler olan hali sıvazlama yetkisi denen bir tavır. Ama genel anlamda yetkisi silah kullanma, arama yapma dahil olmak üzere hani polisin yetkileri içerisinde olan bir eskiden gördüğümüz sokaktaki mahalleyi koruyan sevimli bekçi amca değil, ürkütücü bir bekçiyle karşı karşıya kalacağız. Bu önemli bir konu. Önemli bir konu. Bu karmaşa içerisinde güme gitmesin, senden başlayalım. Ya aslında geçen haftalarda konuşmuştuk. Konuştuk ama şimdi yasalaştık. 1960'lardan bu yana bu bekçilik müessesesinin bu şekilde evrilmesi aslında bir çeşit ideolojik aparat haline, iktidar partisinin ideolojik aparatı haline getirilmeye mi çalışılıyor diye konuşmuştuk. Yasalaşma sırasında benim en çok dikkatimi çeken şu sıvazlama hikayesi oldu açıkçası. Yani gerçekten Türkiye'nin geldiği durumu ortaya seriyor hukuki açıdan. Yani işte temel yurttaşlık, vatandaşlık sorumlulukları, hak ve sorumlulukları, bu ülkede kamu otoriteleri, güvenlikle ilgili kamu otoritelerinin hakları, sorumlulukları. Şimdi bu tasarı da şöyle bir baktığımız zaman çok acayip yoklama, durdurma, sıvazlama. Mesela ben çok merak ediyorum. Mesela sıvazlama ne demek? Yani ne yapacak şimdi yani? Benim anladığım kadarıyla o sıvazlama ifadesini kaldırmışlar ama
elle aramayı koymuşlar. Kimlik sorma bilmem ne. Yani şimdi nasıl sıvazlamaya geldik? Nereden geldik? Nasıl böyle bir şey tahayyül edilebiliyor? Sıvazlama diye sıvazlama diye bir arama biçim. Gerçekten böyle şoke oldum. Yani ben sıvazlama ifadesinin kendisine şoke oldum açıkçası. Tabii itiraz etmiş CHP'li muhalefet vekilleri ama yani bunu tahayyül edebilmelerine şaşırıyorum. Çünkü çok acayip bir muhafazakar ahlak anlayışları da var. Şimdi o oluşturulan güçle ilgili rakamlar var. Bayağı da büyük bir güç. Yargı zincirinde nasıl yer alacak? Yani polis var zaten bu memlekette. Neredeyse 500.000'a yakın polis var. Niye böyle bir bekçilik mekanizması geliştiriyorlar diye konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Şimdi bu şimdilik 70 tane kadın bekçi olacakmış. Şimdi diyelim yolda eşiyle bir adamı şüphelendi, durduruyor, kimlik soruyor. Yani ne yapacak? Yani neyini sıvazlayacak? Yani hakikaten kendi muhafazakar ahlakları açısından bile o kadar absürt bir nokta ki bu. Beni şoke etti o sıvazlama hikayesi. Dolayısıyla ben anlayamadım yani ne yapmak istiyorlar. Buradan çıkan aslında geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz ve o ideolojik aparat, güvenlik, kolluk gücü bir nevi polis varken bir ara kolluk gücü yaratmak. Ve o ara kolluk gücünün herhalde işe alımları, işte ideolojik formasyonu vesaire ona göre yapılacak. Öyle anlıyorum ben. Hala yargı zincirindeki yerini anlayabilmiş değilim. Neden silah taşıdığını anlayayım. Çünkü zaten polis var. Polis bu işlemleri kanuna uygun savcıya uzanan onu yargı zincirinin içerisinde yapan bir müessese, polislik müessesesi. Peki bekçi ne yapacak ekstradan? Gerçekten çok acayip ve bu yeterince aslına bakarsan tartışılmadı. Yeterince bilgi sahibi. Hepimizin aklına kahverengi gömlekler geldi yani doğal olarak yani. Yeterince bir parti aygıtının, evet. Partinin. Kolluk kuvveti. Evet, kolluk kuvveti olarak başka bir şey gelmiyor. Bu sıvazlama ise işin tuzu, biberi ve zihniyetin tezahürü açıkçası. Ben şeyi de anlayamadım yani evinin birisinden şüphelendi, eve kadar takip etti, kapısını çaldı, içeri dalabilecek mi mesela mahkeme emri olmadan, yani anlamadım. Yani. Evde de sıvazlayabilecek mi? Yani. Sevgili seyirciler, ikinci bölümü tamamlıyoruz. Dönüşte Kadri ile başlayacağım, söz hakkı ve adalet duygusunu şey yapmamak için yine bekçilerle başlayacağız ve Gezi davasını konuşacağız. Dış gündemi de yetiştirmeye çalışacağım. O zaman bir tercih yapacağız. Ya Gezi ya dış gündem dönüşte. Ya da isterseniz bekçi meselesini hepimiz adına Ceyda konuşmuş olsun. Ne dersiniz? Senle şeyle başlayalım. Gezi ile başlayalım. Gezi. Daha olur mu? Evet, ben de Gezi'de tamam. Avukatlar savunmayla falan konuştum. Hepimiz aşağı yukarı Ceyda'nın söylediklerine katıldığımıza göre aşağı yukarı da uydurma yani. Hepsine katıldım ben. Yani bu bekçilik müessesesini yeniden ihdas etmelerinin nedeni nedir bunu anlatamadılar. Biz de anlamadık. Hangi ihtiyaca cevap verecek anlatamadılar. O da belli değil. Bunlar 41 gün eğitimden sonra bu kadar geniş yetkilerle sokağa salındıklarında görev yapmak için bu görevi nasıl, bu yetkiyi nasıl kullanacaklar? Kendi başlarına da bela olacak ayrıca. Göreceğiz bunu. Buradan çok konuşacağız. Buradan çok haber çıkacak. Onu görüyorum ben. Şimdi dönüşte Gezi'yi konuşacağız. Orada çünkü önemli meseleler oluyor ve Gezi'yi savunmak da görev. Tabii dış gündemde de birkaç maddemiz var. Önemli maddeler var. Burada dış haberci de çok değerli arkadaşlarım olduğu için onları da konuşacağız. Biz evrensel gazetecilik ilkeleri ne diyorsa yayınlarımızı öyle yapmaya devam edeceğiz. Sürçülisan ettiğimiz zamanlar olacak ama kasıtlı olan zamanlar olmayacak. Çarpıtmayacağız, eğmeyeceğiz, bükmeyeceğiz. Saat başında siz değerli seyircilerimizle buluşmamız. Beş yıl atın, beş yıl.